Öncelikle AFAD Başkanlığımız 81 ilde yapılanmış durumda. Bunların 11'inde de yine bugün burada bulunduğumuz şekilde arama kurtarma birlik müdürlüğü müdürlüklerimiz var. Ve bu müdürlük içerisinde de yine arama kurtarma faaliyetlerinde kullandığımız ve bunları eğitim sürecini gerçekleştirdiğimiz köpek eğitim merkezlerimiz var. Burada şu anda hali hazırda 4 tane görevimiz görev yapabilir pozisyonda. Bunların 3 tanesi canlı arama faaliyetlerinde kullanıyoruz. Bir tanesini de yine kayıp görevlerinde istakip köpeği olarak kullanıyoruz. Bu köpeklerimizi 1,5 yaşına kadar eğittikten sonra öncelikle eğitim yeterlik sınavına tabi tutuyoruz. Daha sonra da görev yeterlik sınavına tabi tutuluyor. Bu sınavlarda başarılı olmaları halinde afetlerde görev yapabiliyorlar, kayıplarda görev yapabiliyorlar bu köpeklerimiz. Biz bölgesel sorumluluğu olan bir müdürlüğüz. 8 ilden sorumlu olarak görev yapmaktayız. Ayrıca AFAD Başkanlığımızın görevlendirmesiyle ülkemizin diğer değişik çeşitli illerine de gitmekteyiz. Buralarda kayıp görevlerinde ve deprem olması halinde, ülkemizin herhangi bir yerinde deprem olması halinde burada enkazlarda canlı arama faaliyetlerine katılıyoruz. Burada bizim teknik olarak kullandığımız arama faaliyetlerinden birinde kullanıyoruz aslında köpeklerimizi. Biz arama faaliyetlerini sesli arama ve cihazla arama ve aynı zamanda köpekle arama şeklinde gerçekleştiriyoruz. Bu arama faaliyetlerinde burada eğitmiş olduğumuz köpekleri kullanmaktayız. En son İzmir ilinde yaşanan deprem nedeniyle Barış sitesinde enkazda kalmış vatandaşlarımızı arama faaliyetlerinde köpeklerimizi kullandık. Bunlar bizim için önemli çünkü lokasyon olarak bilmemiz halinde, yaralının nerede olduğunu bilmemiz halinde kişiye daha çabuk ulaşma imkanımız oluyor. Bu anlamda da kişinin sağ olarak kurtarılmasına yönelik bir hızlı çalışmayı gerçekleştirmiş oluyoruz. Bizim için ilk hayati fonksiyonların devam ettiği ilk 72 saat çok önemli. Bunun için köpeklerimizi bu anlamda yetiştiriyoruz. Öncelikle itaat, çeviklik ve enkaza uyum eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimleri mütakiben de görev yeterlilik sınavlarına sokuyoruz. Görev yeterlilik sınavında başarılı olan köpeklerimizi de görevlerde, afetlerde kullanıyoruz.